6. Din Adamları Sinelman tarafından çok sevdiği Suomi'nin canlandırılmasına yönelik çalışmalar sadece halk öğretmenleriyle yaptığı sohbetlerle sınırlı değildi. Memurlar, doktorlar, din adamları, tüccarlar, öğretmenler ve subaylar. Her kesimden insanın yaptığı toplantılara katılan Sinelman coşkuyla şunları dile getirmekteydi. Halkı unutmayın. Hepiniz halkın içinden çıktınız.'' nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Eğitim ve kültürden yoksun kardeşlerinizden uzaklaşarak ayrı bir hayat kurmayı mı, yoksa halkınızın durumunu iyileştirmek için çalışmayı mı tercih ediyorsunuz? Halk kitlelerinin uyanması için neler yaptınız? Snellman, din adamlarına aşağıdaki gibi seslenmekteydi. Muhterem din adamları, inançlı bir insan olarak sizden rica ediyorum. Halkınızın gerçek anlamda hizmetkarı olun. Papazlar kiliseye bağlı memurlar değillerdir. Sizin göreviniz dini törenler yapmak, kilise kurallarının doğru uygulanıp uygulanmadığını takip etmek ve dua etmekle sınırlı olmamalıdır. Peygamberler halka öncelikle temiz, dürüst ve hayırsever bir yaşam sürmelerini öğütleyerek insanları vicdanlı ve sevgi dolu olmaya teşvik etmiştir. Onlara nasıl iyilik yapılacağını, hayvani ve vahşi ihtiraslardan arınarak nasıl Tanrı'nın evladı olunacağını öğretmiştir. Halka canlı, gerçek vaazlar verin. Halkla asırlardır olduğu gibi iki yüzlü bir şekilde tekrarlayıp durduğunuz ruhsuz kelimelerden oluşan sıkıcı itici din adamı diliyle konuşmayın. Saygıdeğer din adamları, 2 milyonluk fin halkı adına gözyaşlarımla size sesleniyorum. Gerçekleri bir ölü toprağı misali kalın tabaka gibi kaplayarak Halktan gizleyen din öğretisini bir tarafa bırakın ve halka gerçekleri anlatın. Yaşlı, çocuk, genç ve yetişkin, herkeste canlı bir ruhun uyanmasını sağlayın. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan piskoposlar toplantısının gündemini aşağıdaki konular oluşturmaktaydı. Halk kitlelerinin dinden uzaklaşması ve dini duyguların ölmekte olması. Kilise ve din adamlarına karşı ilgisiz ve saygısız davranışlar. Bu durum karşısında alınması gereken önlemler. Snellman bu toplantıda konuşma yapmak için izin istedi. İlk başta bu ricası kabul edilmedi ve kendisine ''Piskoposların katıldığı bir toplantıda kilise görevi bulunmayan insanlara yer yoktur. Ayrıca dini bilgiden yoksun biri olan Snellman kilisenin en üst yöneticilerine ne anlatabilir ki?'' cevabı verildi. Bunun üzerine Snelman toplantıda okunmak üzere bir mektup yolladı. Mektupta şunları kaleme almıştı. Size nasihat etmek gibi bir niyetim yok. Herhangi bir dini görevi bulunmayan bir şahıs olarak hem kendimin hem de ruhban sınıfına mensup olmayan diğer insanların sizin geniş ve zengin mabetlerinizde neden soğuk durduğunuzu anlatmak istiyorum. Sizler insanların dinden soğuduğunu ifade ediyorsunuz. Ben size bunun nedenini açıklayacağım. Sizden beni halkın sözcüsü olarak dinlemenizi rica ediyorum. Siz ise bunu reddediyor ve toplantıya katılmama izin vermiyorsunuz bir hastayı önce dinlemezseniz nasıl tedavi edeceksiniz? Bu mektup üzerine kendisi toplantıya davet edildi ve aşağıdaki konuşmayı yaptı. Ben sizi suçlamak veya kınamak niyetinde değilim. Din adamlarını suçlayan çok kişi vardır zaten. Ben din adamlarını değil, kendimi, toplumu ve bütün halkı suçluyorum. Din adamları gökten düşmüyor, kendilerini aramıza bataklıktan esen rüzgarlar da atmıyor. Ülkemizin ruhban kesimi bizim vücudumuzdan, etimizden ve kemiğimizden teşekkül etmiştir. İyi veya kötü nasıl olursa olsun bizim din adamlarımız bizim aramızdan çıkmıştır ve bizden farkları yoktur. O yüzden de din adamlarını eleştirenlere sormak istiyorum. Peki aranızda kaç tane dürüst, namuslu tüccar var? Çevrenizde dürüst aşçılar, vicdanlı taş ustaları, mimarlar ve demirciler görebiliyor musunuz? Hangi meslek sahiplerinden memnunsunuz? Avukatlarınız, milletvekilleriniz ve gazetecilerinizin ülkenizin tuzu olduklarını söyleyebilir miyiz? Ne istiyorsunuz? Kendi içinizden namuslu bir çoban bulamıyorsanız gerçek din adamları olmamasına neden şaşırıyorsunuz? Sizin ibadethaneniz de papazlarınız da kendinizsiniz. Onlar sizinle aynı hamurdan yoğrulmuşlardır. Snellman bütün Finlandiya piskoposlarını temsil eden toplantıya hitabında şunları söylüyordu. Ben buraya sizi suçlamak amacıyla değil, bir hastanın doktora geldiği gibi geldim. Size söylemek istediğim şudur. Halkımız kaba, sert, açgözlü ve yalancıdır. Hiç kimseye ve hiçbir şeye saygı duymamakta, kimseye güvenmemekte, her şeye ve herkese kuşkuyla yaklaşmaktadır. Böyle bir ortamda dine yer olabilir mi? Hangi dinden bahsedebiliriz? Bazı eski dini gelenekler ve batıl inançlar halk arasında kök salmış. Bu doğrudur. Ama bu halkın suçu mudur? Dinle ilgili gerçekleri insanlara kim, nerede ve ne zaman anlattı? Önce İsa kendisi, ardından da havarileri halka karıştılar ve onunla basit, anlayabileceği dille konuşmaya başladılar. İnsanların daha iyi anlaması için konuşmalarını örnek ve hikayelerle süslediler. Halkın ruhunu ve kalbini okşadılar. Sinelman konuşmasını şöyle sürdürüyordu: "Size halkın ağır ve tehlikeli bir manevi hastalığa yakalandığını söylüyorum." Din, insanların diğer insanlarla, dünyayla ve tarladaki ürünlerle bağlantıda olduğu duygusudur. Böyle bir bağlantı yoksa devlet, toplum, aile ve hatta insanlık kendisi bile hayatta kalamaz. Bu, devletin mevcudiyetine karşı bir tehdittir. Kitlelerin dine karşı ilgisizliği halk için çok tehlikeli bir hastalığa dönüşebilir. Ciddiyetten uzak gençlik ve akıl fakiri liberal düşünürler. Dinsizliğin özgür düşüncesinin yansıması olduğunu söylemekle büyük bir hata yapıyorlar. Dinsizlik, manevi fakirlik ve hastalıklı ruh halinin belirtisidir. Dinsizlik, halkın sahip olduğu bütün kutsal değerlerin ölmesidir. Bunun sonucu olarak insanlar hayvani duyguların esiri olur. Maneviyatsızlık, ahlaksızlık, kaba egoizm, hırsızlık ve hat safhaya vuran duygusal çöküntü başlar. Herhangi bir dini görevi olmayan ben sizlere kilisenin hizmetkarlarına şunu söylemek istiyorum. Halkın içindeki tanrı yok olmakta, ölmektedir. Bundan daha da korkunç ne olabilir? Kendi vicdanınız, halkınız ve tanrı önünde dürüst olmak istiyorsanız çevrenizde suçlu aramayın. Bilimi, felsefeyi ve aydınları suçlayarak iki yüzlülerin bugüne kadar yaptığını sizler de tekrarlamayın. Kendinizi suçlayın, kendinizi tedavi edin. Halka öğretmeniz gerekenleri önce kendiniz öğrenin. Tanrıyı içinizde, ruhunuzda arayın. Bunu kendiniz için yapın. Daha sonra da halka Tanrı'nın doğru yolunu gösterin. Tekrar ediyorum. Kalbinde Tanrı inancı olmayan bir halkın kurtuluşu yoktur. Halkımızı kurtarın. Ona Tanrıyı verin. Ruh ve içerikten yoksun inanç formüllerini değil, Tanrı inancını telkin edin. Konuşmasını bitiren Sinelman eğilerek meclisi selamladı. Söyledikleri dinleyenler üzerinde farklı bir etki bırakmıştı. Çok kızan bazı üyeler yüksek sesle söylenmeye başladılar. Bu ne rezalet, nasıl bir cüret bu? Söylenenler kiliseye hakarettir, bizimle dalga geçmektir. Çoğunlukta bulunan ve bu şekilde meclisin onurunu bir ölçüde kurtaran diğerleri ise susuyorlardı. Onların suskunluğu Sinelman'ın sözlerini haklı ve yerinde bulduklarının en iyi kanıtıydı. Bu insanların kalbinde geçmişten duydukları utanç ve gelecek için sevinç hisleri birbirine karışmıştı. Toplantıya katılan ve çocukluk çağında Sinelman'ın da öğretmenliğini yapmış olan en yaşlı psikoposlardan biri ona sıkıca sarıldı ve dedi ki ''Yaşlı öğretmenini sevindirdiğin için sana minnettarım. Artık yüzümü Tanrı'ya dönerek kulunu bütün dertlerden koru. Zira gözlerim halkımın kurtuluş yolunu görmeye başladı.'' diyebilirim. Tanrı yardımcın olsun. Halkı ayağa kaldır. Onu mükemmelliğe ulaştır. Teşekkür ederim. Bazı piskoposlar toplantının ardından kendi bölgelerindeki din adamları ile bir araya gelerek kilise öğretisinin canlandırılması, ruhban kesimli halk arasındaki yakınlaşmanın sağlanması ve din adamlarının Tanrı'nın gerçek hizmetkarları olması için neler yapılması gerektiğini tartıştılar. Birçok yerde din adamları kendi aralarında toplantılar yaparak yüce gerçeklerin anlamını daha derinden kavramak için gayret etmekteydi. Bu toplantılara ruhban kesiminden olmayan inançlı insanları da davet ederek halkla farklı bir dille yeni ve değişik konular üzerinde konuşmaya başladılar. Çocukları ve gençleri bir araya getirerek onları etkilemeye ve inanç aşılamaya çalıştılar. Bunu yaparken de zekayı, bilimi ve hayatın zevklerini aşağılayıp küçümsemediler. Çocuk ruhunun temizliği ve gençlik idealizminin sıcaklığını her zaman canlı tutmak ve bunları atılan her adımda yansıtmak gerektiğini vurguladılar. Halk kitleleri de canlanarak daha iyi bir hayat için çalışmaya başladılar. Birçok insan manevi huzura kavuşurken kalpler yumuşadı. Gözler daha aydınlık, hoşgörülü bir ifadeyle bakmaya başladı. Snellman ve arkadaşları sevinç içinde sıralarımız genişledi. Halkın aydınlanması sayesinde biz de yeni ve çok değerli dava arkadaşları edindik demeye başladılar.